Merhaba, ben psikiyatrist Doktor Cuma Ülkü. Bugün size travma ve zemininde ortaya çıkan klinik belirtiler hakkında bir takım bilgiler vermek istiyorum. Travmatik olay her gün karşılaştığımız olaylardan değildir. Bu durumda kişi kendisi ya da sevdiklerinin beden bütünlüğüne zarar verebilecek durumlarla karşı karşıya gelir. Yoğun bir çaresizlik, korku ve dehşet duyguları yaşayabilir. Travmatik olay yaşandıktan sonra önemli olan nokta kişinin bu olayı nasıl anladığı ve anlamlandırdığıdır. Aynı olayı yaşamış iki kişiden biri olayı bir tehdit olarak algılamazken biri kendi bedeni ve ruhsal bütünlüğünü bir tehdit olarak algılayabilir ve bu travmatik belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Psikolojik travma, travmatik olayı yaşayan kişinin algısı ve değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkar. Birinci aşama, karmaşa dönemi de diyebileceğimiz şok evresidir. Kişi burada kontrolünü tamamen yitirmiş ve kendi güvenliğini sağlayamaz bir haldedir. Kişi bu aşamada denetimi sağlayamaz ve güvenlikte olduğu hissi oluşuncaya kadar bu olayın etkisi altında kalır. İkinci aşama ise rahatlama veya şaşkınlık aşaması olarak değerlendirilebilir. Kişi olayın hemen ardından ufak da olsa bir rahatlama içine girebilir ve bu rahatlamadan sonra olayla ilgili ne oldu, neden oldu gibi sorularla zihnini meşgul edebilir. Üçüncü aşama ise kaçınma dönemi dediğimiz dönemdir. Kişi burada travmanın yarattığı yoğun kaygı, korku, huzursuzluk gibi duygusal belirtilerden uzak kalmak için olayı hatırlatan durum, olay ya da anılarla ilgili konuşmaktan kaçınır, içine kapanır ve olayın olduğu yere gitmek istemeyebilir. Dördüncü aşama, yeniden değerlendirme aşaması. Kişi bu dönemde travma ile ilgili hesaplaşmaya girişir. Travma öyküsünü kendisini en az zedeleyecek şekilde yeniden yazmaya başlar. Travmatik olay üzerine tekrar tekrar konuşur, olayın bir yönünü tekrar tekrar gündeme getirebilir ve olayı istemsiz bir şekilde rüyalarında yeniden görebilir. Bunun nedeni aslında travmatik olayı kendi imgesine yerleştirebilme çabasıdır. Kaçınma ve bu yeniden değerlendirme dönemi bazen çok uzun zaman alabilir. Hatta kimi durumlarda bu dönemden çıkılamayabilir. Son aşama, uyum aşaması. Kişi bu dönemde ne oldu, neden oldu, nasıl davranabilirdim, o esnada ne yapabilirdim gibi soruların cevaplarını içine sinebileceği şekilde yanıtlarla gidermeye çalışır. Burada içine sinebilmesi önemli buna verdiği yanıtlar. Aynı zamanda varsa arkadaşları, tanıdıkları, sevgileri onlar da onaylayarak bu sindirilebilmeyi kolaylaştırırlar. Bütün bu belirtileri bir trafik kazası örneğinde özetlememiz gerekirse, kazanın ilk anında ciddi bir şekilde ölümle karşı karşıya kaldığımız için yoğun bir korku, çaresizlik ve dehşet duyarız. Kendi kontrolümüzü sağlayamayız bir andayızdır ve başkalarının yardımına ihtiyaç duyarız. Hastaneye gittikten ve yaşam riskimizin ortadan kalktığına dair hissimizin oluşmasından sonra ne oldu, neden oldu, ne yapabilirdim gibi sorular zihnimizi meşgul etmeye başlar. Ardından olayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırız. Kaçınmaya başlarız. Olayı hatırlatan, çağrıştıran bu araba olabilir, arabanın markası ya da rengi olabilir, kaza yeri olabilir, gitmek istemeyiz, uzak durmaya çalışırız. Bir takım duygusal belirtiler bunun hemen sonrasında kendini gösterebilir. İçe kapanma, daha mutsuz hissetme, gelecek algısının yitirilmesi ve bir daha eskisi gibi olamayacağım gibi duygular bizleri yıpratır. Bu dönemde gerekli psikolojik desteği almak ya da aile, sosyal desteği almak bu dönemin geçirilmesi için önemli bir faktördür.